Ben Profesör Erdal Karaöz, İstanbul'dan İstinye Üniversitesi'nden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam sizlere üreme biyolojisinde kök hücre konusunda bir seminer vermeye çalışacağım. Ben aslında histoloji ve embriyoloji profesörüyüm, ancak yaşamımın son 20 yılını kök hücre doku organ mühendisliği ve gen tedavileri alanında araştırmalar yaparak geçirdim ve son 6 yılda da Liv Hastanesi'nde mevcut olan, daha doğrusu benim kurduğum GMP laboratuvarında üretilen, insanlara nakledilebilir hücresel ürünlerle alakalı birçok klinik araştırma ve çalışma ya da deneme tedavileri, ki bunlar Sağlık Bakanlığı'nın onaylı büyük bir kısmı. Bazıları da Sağlık Bakanlığı'nın onaya gerek olmayan uygulamalarda süreçlerin içine dahil oldum. Bildiğiniz üzere son günlerde özellikle sizin alanınızda, özellikle kadın infertilitesi konusunda oldukça fazla medyadan bu konu gündeme geldi ve bunun üzerine de Ahmet Zeki Işık hocamız benden böyle bir seminer vermemi istedi, dernek üyelerine. Ben de tabii memnuniyetle kabul ettim. Ve bu akşam sizlere bu alanda 20 yıllık deneyimlerim sonucunda edindiğim bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Aslında konuşmayı birkaç ana başlık altında toplamak istedim, ki bunlar sahiden çok önemli. Kök hücre konusu ne yazık ki birçok insan tarafından oldukça basite indirgeniyor. Ne demek istiyorum? İşte bir takım merdiven altı diyebileceğim uygulamalar ve insanlara kök hücre uygulamaları yapılıyor, ki bu son derece yanlış ve son derece riskli. Bu tip uygulamaların yapılabilmesi için bu hücresel ürünlerin mutlak surette Good Manufacture Practice dediğimiz GMP laboratuvarlarında, ki bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından lisans verilmiş, yani üretme yetkisi verilmiş laboratuvarlarda ve yetkin personel tarafından üretilen hücrelerin kullanılması gerekiyor. Ancak üzülerek gözlemliyorum ki ülkemizde birçok şehirde bu standartlarda olmayan, bu tip bakanlık onaylı olmayan laboratuvarlarda ya da laboratuvarımsı yerlerde üretilen hücresel ürünlerin klinik uygulamalarına şahit oluyoruz. İleride bunlardan yine bahsedeceğim. Aslına bakarsanız kök hücre uygulamaları neden bu kadar önemli hale geldiğiyle başlamak istiyorum. Çünkü son 20 yılda baktığımız zaman gerek bilimsel camiada, gerekse işte güncel, aktüel medyada konuda bir hayli yazılar, haberler görüyorsunuz. Çünkü aslında kök hücre uygulamalarının doğuş nedeni bu slaytta gördüğünüz, bugün tıbbın ne yazık ki %100 tedavi edemediği ancak kısmi çözümler üretebildiği birçok hastalık için bir umut olduğu için aslında son 20 yılda bu kadar gündeme geldi. Bu hastalıklara baktığımız zaman da büyük bir kısmı nörodejeneratif hastalıklar, dejeneratif kas hastalıkları, otoimmün hastalıklar gibi hastalıklar ve büyük bir kısmı da genetik tabanlı hastalıklar. Sebebi ne olursa olsun bu hastalıkların tamamında aslında ortak karakter ilgili doku ya da organlardaki işlev gören hücrelerin bir nedenden dolayı işlevlerini yitirmesi sonucu ortaya çıkan klinik sonuçlar. Örneğin omurilik hasarında herhangi bir nedenden dolayı spinal kordun yaralanması söz konusu olduğunda oradaki sinirsel iletişimin bozulması ya da sinir hücrelerinin ölmesi, Parkinson'da beyinde dopaminerjik nöronların bir nedenden dolayı ölmesi ya da tip 1 diyabette pankreasta insülin üreten hücrelerin otoreaktif hücreler tarafından öldürülmesi sonucunda çıkan klinik tabloyu yaşıyoruz. Ve bu hastalıkların tamamına yakınına da gerçekten %100 bir çözüm tıp ya da bilim çare üretemiyor. İşte baktığımız zaman günün sonunda hastalıkların ortak karakteristiği olan ölmüş hücrelerin yerine canlı yeni hücreleri replese edebilecek tıbbın elinde
çok da fazla seçenek yoktu bugüne kadar. Ne bir cerrahi yöntem, ne bir ilaç tedavisi, ne de başka bir yöntem. Ancak bu kök hücre çalışmaları yavaş yavaş gündemimize geldikten sonra ki bu hücrelerin baktığımız zaman bu ölen hücrelerin yerine replase olabileceğine ilişkin hayvan çalışmaları umut veren sonuçlar vermeye başladığında o zaman ben de 20 yıl önce aslında bu noktadan işe girdim. Ama günümüzde geldiğim noktada aslında mekanizmanın hiç de o kadar basit bir mekanizma olmadığını anladım. Bugün de aslında size özellikle sizin alanınızda, infertilitede ya da üreme biyolojisinde asıl yapması kök hücre tabanlı tedavilerin çıkış noktasının çok da farklı açıları olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi elimizde bu slaytta gördüğünüz gibi hücresel tedavi anlamında farklı silahlar var. Şüphesiz silahların en önemlisi embriyonik kök hücreler ki sizin de çok yakından tanıdığınız hücreler bunlar. İşte normal koşullarda 5 günlük insan embriyonunun iç hücre kitlesinden elde edilen hücrelerden bahsediyorum. Ki ilk defa farelerde 1982 yılında Martin Evans tarafından keşfedildi. 1999'da da James Thompson, Wisconsin Üniversitesi'nden insan embriyonik kök hücre line'larını izole etmeyi başardı. Fakat birazdan da değineceğim üzere bir takım teknik ve özellikle etik tartışmalar neticesinde embriyonik kök hücrelerle alakalı ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Sonrasında 2000'li yılların başında 2005 ve 2006'da Yamanaka Induced Pluripotent Stem Cell diye adlandırılan bizim Türkçesi uyarılmış pluripotent kök hücre diye adlandırılmış hücreleri keşfetti. Ki bu hücreler embriyonik kök hücrelere çok yakın özellikler göstermeleri nedeniyle aslında birçok bilim insanı embriyonik kök hücrelerin etik tartışmalarından dolayı iPS hücrelerine doğru yönelime geçti. Sonuç itibariyle baktığımızda geldiğimiz nokta bu her iki hücre kaynağı için de hem embriyonik kök hücreler hem de iPS'lerle alakalı bazı sıkıntılar var. Bunlardan en önemlisi aslında bu hücrelerin her ikisi de çok ciddi ve güçlü potansiyele sahip oldukları için tümör oluşturma, aslında tümör de demeyelim buna da teratoma oluşturma nedenleriyle şu anda günümüzde bu iki hücre grubunun da pratikte çok çok fazla kullanım alanını ben mümkün görmüyorum. Özellikle teratoma oluşturma potansiyelini engelleyecek ciddi bir sorting cihazı yani GMP grade %100 emin olduğumuz farklılaşmamış hücreleri ayıklayabilen bir sistem geliştirinceye kadar da böyle devam edeceği kanısındayım. Embriyonik kök hücre dediğimiz hücreler ülkemizde 2005 yılından beri yasak olduğu için bizler laboratuvarlarda fare embriyonlarını daha çok kullanıyoruz. Burada gördüğünüz bir fare blastokisti. Dolayısıyla şu gördüğünüzde iç hücre kitlesi. Biz bunları laboratuvarda zonayı bir şekilde ortadan kaldırdıktan sonra yine fare embriyonlarından elde ettiğimiz fibroblast hücrelerinin feeder yani besleyici tabaka olarak kullandığımızda üzerine bu iç hücre kitlesini ektiğimizde böyle koloniler görmeye başlarız. İlerleyen günlerde yaklaşık bir hafta 10 gün sonra koloniler artık embriyonik kök hücre line'larına dönüşür. Daha sonra bunları aderent olmayan yani yapışma özelliği olmayan kültür kaplarını aldığımızda da bunlar embriyoid body adını verdiğimiz embriyoid cisimciklere dönüşür. Bunları karakterize ederiz. Tabii ki mutlak surette araştırmalarımızda bir takım markerlarla immünoliste kimyasal olarak boyarız ki bunlar makaleler için çok gerekli. Bu gördükleriniz embriyoid body'ler, floating yaparlar bunlar, yüzerler. Aslında her biri bir blastokistin eşdeğeri gücüne sahip de diyebiliriz. İşte bu embriyoid body'lerden daha sonra biz istediğimiz hücreyi ya da hücre tipini laboratuvarda kimyasal ya da genetik endüklemeyle elde edebiliriz. Buna her türlü somatik hücre dahildir. Beta hücrelerinden tutun da kardiyomiyositlere kadar, hepatositlerden tutun da
teorik olarak üreme hücrelerine kadar bunlar gidebilir. Nitekim gerek erkek infertilitesi ile alakalı, gerekse kadın infertilitesi ile alakalı sperm ve oosit üretme noktasında gelecekte gerçek anlamda hücrelerin elde edilebileceği yegane yöntemin ya iPS hücreleriyle ya da embriyonik kök hücrelerle olabileceğine ben çok inanmaktayım. Ama dediğim gibi bir takım kısıtlamalar var. Halihazırda devam eden birçok deneysel çalışmalar var, hayvan çalışmaları. Biraz önce bahsettiğim gibi embriyonik kök hücrelerle alakalı ciddi sıkıntılar var ki ülkemizde bu hücrelerle çalışmak 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelgeyle de yasaklandı ve 2005 yılından itibaren bizler Türkiye'de insan embriyonik kök hücre çalışmalarını yapamamaktayız. Hatta dışarıdan bir cell line getirip bu hücrelerle yine bilimsel herhangi bir araştırma yapmak mümkün değil. Bu nedenle bizler fare embriyonik kök hücre çalışmalarıyla devam etmekteyiz. Obama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunda imzaladığı ilk genelge embriyonik kök hücreler üzerindeki bu kısıtlamaları kaldıran bir genelgeydi ve ondan sonra da bu slaytta gördüğünüz gibi dünyada kırmızı olarak işaretlenmiş bölgeler halihazırda insan embriyonik kök hücreleriyle alakalı çalışmaların izin verildiği ülkeler, maviler ise hükümet kontrolünde kısıtlı olarak imkan verilen ülkeler. Gördüğünüz gibi burada ülkemizde halihazırda bir çalışma yapılamamaktadır. Biraz önce bahsettiğim gibi embriyonik kök hücre çalışmalarına koşut olarak Doktor Shinya Yamanaka, ki kendisi bir ortopedisttir. Moleküler biyoloji ve genetik doktorası aldıktan sonra laboratuvara girip postdoklarıyla beraber kendisine şu soruyu sormuştur. Şayet ben yıllar önce Jan Wilmuth'un yaptığı klonlama çalışmalarında bir somatik hücre çekirdeğini oosit sitoplazmasına soktuğunda o somatik hücre çekirdeği oosit sitoplazmasından aldığı sinyallerle yeniden programlanabiliyorsa ben bunu laboratuvarda başarabilir miyim sorusunu kendine sormuş ve burada gördüğünüz 4 tane transkripsiyon faktörünün eş zamanlı viral bir vektör aracılığıyla fibroblastın genomuna sokarak bugün iPS olarak adlandırdığımız hücrelerin üretimini önce farelerde sonra da insan hücrelerinde başarmıştır. Bu da bizim 2012 yılında kendi laboratuvarımızda geliştirdiğimiz Türkiye'nin ilk iPS hücreleri, insan fibroblastları, mezenki mikrohücrelerini kullanarak bunu başarmıştık. Bu gördüğünüz koloni yine fare fibroblast, embriyonik fibroblastları üzerinde yeniden programladığımız bir iPS cell line'ıdır. Bu hücreler dediğim gibi büyük oranda insan embriyonik kök hücrelerine benzerlik göstermektedir. İşte birçok bilim insanı halihazırda günümüzde bu iPS hücrelerini kullanarak hem oosit hem de sperm üretebilir miyiz sorusunun yanıtını aramaktadır. Benim de kişisel görüşüm odur ki sahiden bir gün laboratuvarlarda o üreme hücreleri üretilecekse birincil kaynağı hücre kaynağı olacaktır. Yani iPS hücreleri olacaktır ki günümüze kadar birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Fakat %100 bir sperm ya da yumurta hücresi oosit üretilmiştir diyemem. Ama çalışmaların devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu noktada konuşacağımız konu aslında bizim erişkin kök hücresi diye adlandırdığımız ve vücudumuzun birçok organında halihazırda mevcut olan hücrelerden bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü iPS ve embriyonik kök hücrelerle ilgili, ki iPS hücreleri de teratoma yapıyor bildiğiniz gibi, kısıtlamalar, teknik kısıtlamalar, embriyonik kök hücrelerdeki etik kısıtlamalar, araştırmacıların çok çok büyük bir kısmını aslında vücudumuzda var olduğunu bildiğimiz ama son yıllarda kök hücresi diye adlandırmaya başladığımız hücreler üzerine yoğunlaşmıştır. İşte bildiğiniz gibi bizim derimiz gençlerde 18 gün, daha yaşlı bireylerde 30 günde bir yenilenmektedir.
Aslında bu yenilenmeyi sağlayan hücrelerin stratum bazale dediğimiz tabakadaki hücreler olduğunu biz yıllardır bilirdik ve ben mesela histoloji dersinde, tıp fakültesinde bu hücrelerden hep bahsettim ama bunun kök hücre olduğunu çok çok yeni öğrendik. Yine bağırsaklarımızın kriptalarında, bazalinde bulunan hücreler, bunlar da yine tüm gastrointestinal kanalımızın yüzey epiteninin rejenerasyondan sorumlu olan hücrelerdir. Buna benzer birçok hücre var ki ben bu hücrelere profesyonel kök hücreler demekteyim. Yani aslında bizler doğduğumuz zaman bazı organlarımızda işte kemik iliğimizdeki osteoprogenitör hücreler yani kemik yapımından sorumlu kök hücreler bizim kemiklerimizi yapmakta. Bir yandan osteoklastlar kemik yıkımını sağlarken ki damarlarımızda dolaşan kalsiyumun bir kısmı oradan gelmekte. Bir yandan da kök hücreler yani o kemik yapımından sorumlu kök hücreler bu kemiği yapmaktadır. Bu bir denge halinde devam etmektedir. Ne zamana kadar? Menopoza kadar. Bu hücreler profesyonel olarak bizim yaşamımız boyunca görev almaktadır. Ama bir de vücudumuzda amatör kök hücre diye adlandırabileceğim, aslında bizimle beraber doğan, bizimle beraber karaciğerimizde, beynimizde, kalbimizde, hemen bütün organlarımızda az ya da çok bulunan hücrelerden bahsediyorum ki bu hücreler yaşamımız boyunca bizlerle beraber yaşıyorlar ama bunlar profesyonel değil, sürekli çalışan hücreler değil. Gerektiğinde aktif hale geçip yaşamımız boyunca minimal hasarları onarma görevinden sorumlu olan hücrelerdir. Bu saydığım organların hepsinde bu hücreler mevcuttur ki biz hücrelere erişkin kök hücreler diyoruz. Birazdan o konuya tekrar döneceğim ama bir miktar sizlere kan yapımından sorumlu olan kök hücrelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kan yapımından sorumlu olan kök hücreleri sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hematoloji bilim disiplininin, daha doğrusu hematologların kullandığı hücreler bu hücreler. Başta kan kaynaklı genetik hastalıklar olmak üzere lösemiler dahil bu tür hastalıkların tedavisinde hastalıklı kan hücrelerimizi üreten kan yapımından sorumlu olan kök hücreler yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi ile imha edildikten sonra sağlıklı hücrelerle replase edilmesi esasına dayanan bir tedavi vardır ki buna geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda kemik iliği nakli deniliyordu ama bugün artık bu hücrelere genel olarak kök hücre transplantasyonu ya da nakli deniyor. Burada bir kavram kargaşası oluyor. Bizim birazdan konuşacağımız kök hücre tabanlı rejeneratif tıp anlamındaki tedavide kullanılan biyolojik aktörlerle kan yapımından sorumlu kök hücreler aslında birbirleriyle karıştırılıyor. Buna da vurgu yapmak istedim bağlamda. Bu kan yapımından sorumlu kök hücreler işte kemik iliğinden elde edilebiliyor. Son zamanlarda geliştirilen aferez cihazlarıyla mobilizasyon mekanizmalarıyla periferik kandan toplanabiliyor ve son yıllarda sizlerin çok aşina olduğu göbek kordon kandan elde edilen hücrelerden bahsediyorum. Tabii bunların bir takım kısıtlamaları var. Burada da bir noktaya bir yapmak istiyorum. Bir bebeğin kordon kanından elde edilen kan yapımından sorumlu kök hücreler yani CD34 pozitif kök hücreler 30-40 kilograma kadar bir erişkin bireyin ya da bir bireyin ihtiyacı olan kan yapımından sorumlu kök hücre sayısını sağlayabiliyor. Dolayısıyla aslında klinik anlamda bir erişkin için yeterli olmuyor. Birden fazla donöre ihtiyaç var. Kemik iliği nakli denilen yöntemdeki kullanılan bu hücreler aslında bence çok önemli bir kaynak. Ve bu hücrelerin önemi her geçen gün bilim camiası tarafından anlaşılıyor. Ama dediğim gibi bu hücrelerin otolog kullanılma şansı çok fazla değil. Çünkü hasta daha doğrusu bebeğin kök hücresini dondurduktan sonra tekrar ona kullanma şansımız bir hayli az. İleride bir genetik hastalığı çıkarsa zaten hiç kullanamazsınız gibi. Şimdi baktığımız zaman birazdan sizin alanınızla alakalı kullanabileceğimiz adult stem cell diye adlandırılan kök hücre kaynakları biraz önce de bahsettiğim gibi birçok bizim doku ve organımızda mevcut. Bu hücreleri bu dokulardan elde etmemiz mümkün. Ama baktığımızda klinik anlamda en fazla çalışmanın yapıldığı, üzerinde
en çok klinik denemenin yapıldığı hücre kaynağı mezenkimal kök hücresi olarak adlandırdığımız hücreler. Ki bu hücreler sahiden bugün gelecekte daha da önemi artacağına inanıyorum. Klinik anlamda bize çok fazla başarı hikayesi sunan hücreler ve hemen hemen bütün organlarımızda, bütün kuruluşlarımızda mevcutlar. İlk defa bir hematolog olan Alexander Friedenstein, Rus hematolog, onun tarafından 1970'li yılların başında keşfedildi bu hücreler ve daha sonraki yıllarda giderek artan düzeyde hücrelerle alakalı çalışmalar gerçekleştirildi. Buna Arnold Kaplan, Doktor Arnold Kaplan 1991 yılında mezenkimal kök hücresi dedi. Ve o günden bugüne de biz bu terminolojiyi kullanıyoruz. Ama aynı Arnold Kaplan 2010 yılında bu hücrelere Medicinal Signaling Cells dedi. Yani yine MSC kısaltmasını kullanabiliyoruz ama gerçek anlamda medikal sinyal iletici hücreler olarak adlandırdığı bu hücrelerin aslında bu hücrelere çok yakıştığını düşünüyorum. Neden? Yaklaşık 20 yıldır bu hücrelerle çalışan bir insan olarak bu hücrelerin gerçek anlamda rejeneratif tıpta kullanılma gerekçelerinin en önemli gerekçesi birçok sinyal molekülü ya da growth faktör sitokinler üreterek aslında birazdan bahsedeceğim çalışmalarda etki etmektedir. Nerelerden elde edebiliyoruz bu hücreleri? Tabii ki ilk doğuş yeri olan kemik iliği en bol kullanılan kaynaklardan bir tanesi. Kemik iliği aspirasyonuyla elde edilen biyolojik materyalden biz laboratuvarlarda bu hücreleri in vitro koşullarda çok rahat bir şekilde üretebilmekteyiz. Ama son yıllarda en çok kullandığımız kaynaklardan bir tanesi adipoz doku. Yani göbek yağımızdan liposuction materyaliyle elde edilen, liposuction elde edilen biyolojik materyalden çok daha kolay, çok daha fazla sayıda mezenkimal kök hücresini elde etmek mümkün. Ve giderek artan araştırmalara koşut olarak farklı doku ve organlardan da bu hücrelerin elde edilebildiğini gördük. Örneğin diş pupası ilginç bir kaynak. Ki yurt dışında birçok farklı ülkede diş pupasından elde edilen kök hücre bankacılığı çok yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Sizin hiç yabancınız olmadığı bir kaynak endometrium. Yıllar önce ben Koca Üniversitesi'nde çalışırken dokuya çok odaklanmıştım. Çok çalışmıştık bu dokudan ve bugün birazdan sizlerle paylaşacağım bilgiler ışığında bu dokuya bir geri dönüş olacak. Tahmin ediyorum sizinle alakalı özellikle endometriyumla ilgili problemlerde bu doku biyolojik olarak iyi bir kaynak olarak gözüküyor. Plasenta şüphesiz önemli bir kaynak. Hem anneye hem de fetüse ait kaynak. Hala kıymetinin çok bilinmediğini görüyorum ya da düşünüyorum. Bu biyolojik kaynağında ileriki yıllarda önem kazanacağını düşünüyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde plasenta kaynaklı kök hücre bankacılığı da artık yaygın olarak kullanılmakta. Benim en beğendiğim ve son 6 yılda bizim merkezde yaygın olarak kullandığımız kaynak ise özellikle alojenik uygulamalar için söylüyorum tabii ki bunu, göbek bağı. Göbek bağı inanılmaz bir kaynak. Birazdan neden inanılmaz olduğuna değineceğim. Her şeyden önce 0 kilometre bir hücreden bahsediyoruz. Alojenik kullanıma son derece uygun bir hücreden bahsediyorum ve birçok diğer kaynaklardan elde edilen mezenkimal kök hücrelere oranla birçok üstünlükleri olduğunu tespit ettik. Yine ortopedik amaçlı olarak biz ortopedistlerle sunan diğer kaynaklı mezenkimal kök hücreleri kullanabiliyoruz. Tabii ki size çok fazla teknik bilgi vererek sizi boğmak da istemiyorum. Biz kök hücre bilimciler eğer bir kaynaktan kök hücre izole ettiğimizi düşünüyorsak bunu karakterize etmemiz lazım. Burada gördüğünüz özellikler ICCT ve ICCR'ın birlikte karar verdikleri bir manifesto ve bu manifestoya göre biz bu hücreleri karakterize ediyoruz ve birçok özellikleriyle. Şimdi baktığımız zaman biraz önce bahsettim. Ben ilk kök hücre çalışmalarına başladığımda
Odaklandığım nokta transdiferansiyasyon özelliğiydi. Yani kaynaklandıkları doku ya da organın dışındaki farklı doku ya da organlara bir kök hücrenin farklılaşma özelliğinden biz kullanmayı hayal ediyorduk. Şöyle özetleyeyim. Örneğin ben bu işlere başladığımda tip 1 diyabet hastasını işte kök hücreleri laboratuvarda insülin üreten hücrelere dönüştürüp tekrar hastaya enjekte edip ya da pankreasına yerleştirdiğimde tip 1 diyabeti tedavi edebileceğimi hayal ediyordum. Erişkin kök hücrelerle. Tabii ki embriyonik ve iPS ile ilgili kısıtlamaları da gözeterek. Fakat yıllar içerisinde, 20 yıl içerisinde yaptığımız onlarca çalışma, proje, preklinik ve klinik çalışmalar bana gösterdi ki şu kırmızıyla yazılmış olan birçok özellik, antiapoptotik, immünsüpresif, antiinflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, var olan dokularda var olan kök hücre ve prokinotör hücreleri harekete geçirmesi, anti-scarring yani antifibrotik ki sizinle çok alakalı olacak, chemo attraction yani hasarlı bölgeye göç özellikleri, yeni damar oluşturmaları ve son birkaç yılda öğrendik ki bu kök hücreler bizim egzozom diye adlandırdığımız nano partikülleri ya da nano topçukları transfer ederek etki ediyorlar. Çok yeni öğrendiğimiz bir şey var ki artık birkaç yıllık bir mesele bu da mitokondri transfer ediyorlar kök hücreler. Hem in vitro koşullarda hem de in vivo koşullarda. İşte bu özellikler sayesinde kök hücrelerin birçok klinik anlamda faydaları olduğunu öğrendik. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Burada gördüğünüz onlarca growth faktör sinyal molekülleri vasıtasıyla yapıyorlar. Tek tek tabii ki bunları şu anda size saymam mümkün gözükmüyor. Ve biraz önce bahsettiğim egzozom transferi. Egzozom terminolojisi çok yeni bir terminoloji ama bizim yıllardır hücrenin içerisinde multivaziküler body diye adlandırdığımız yapılarda depolanan, saklanan ve daha sonra da hücre dışına atılan şu küçük yaklaşık 100 nanometre çapındaki partiküllerden bahsediyorum. Son yıllarda biz bir şey öğrendik ki kök hücreler bu salgıladıkları egzozomlar vasıtasıyla karakterin etki mekanizmasıyla hasarlı dokudaki hücreyi tamir ettiklerini öğrendik. Daha başka ne öğrendik? Daha başka bu nano topçukların birçok growth faktör, stokinler, mikroRNA'lar, mRNA'lar ve genetik materyaller içerdiğini ve bu egzozomlar vasıtasıyla aslında kök hücrelerin biraz önce saydığım birçok işlevini gerçekleştirdiğini ve alıcı hücrede yani hasarlı hücrede etki ettiğini öğrendik. İşte bu noktadan sonra projeksiyonlar egzozomlar üzerine odaklandı ve artık günümüzde dünyada birçok bilim insanı acaba bu egzozomları sahiden kök hücre tabanlı hücresel tedavilerin yerine kullanabilir miyiz sorusunun cevabını aramaya başladı. Egzozom dediğimiz partiküller ya da nano topçukları aslında çok da zor olmayan metotlarla laboratuvarlarımızda elde edebiliyoruz. Kök hücreleri kültüre ediyoruz. %80 düzeyinde konfliyansiye ulaştıktan sonra bir takım yöntemlerle ya da 24 saat ya da 48 saat serum free ortamda bırakıyoruz ki böylece hücreleri strese sokup daha fazla egzozom salgılamalarını sağlayıp ultrasentrifugasyon yöntemleriyle bu biyolojik materyalleri elde ediyoruz. Şüphesiz her zaman olduğu gibi elde ettiğimiz bu biyolojik materyalleri çeşitli yöntemlerle de karakterize ediyoruz. Dediğim gibi egzozom gerçeği günümüzde sadece rejeneratif tıpta değil, bugün artık birçok kanserin ya da birçok hastalığın çok önceden tanısını sağlamada kullanılacak bir biyolojik materyal olarak gündemde. Bugün birçok kanserle alakalı çok uluslu şirketler kitler geliştirmeye başladılar. Alzheimer'dan, Parkinson'a, tip 1 diyabetten, otoimmün hastalıklarına tamamına yakınına, daha hastalığın çok başlangıç evrelerinde hastalıklı hücrelerden salgılanan egzozomları çeşitli vücut sıvılarından izole edip ortak markerlarıyla
teşhis etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili kitler geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra biz kök hücre bilimciler ise bu egzozomları tedavide kullanmaya çalışıyoruz. Yeni öğrendiğimiz bir şey daha var ki, bu da inanılmaz bir şey, mitokondri transferi. Bu mitokondri transferini daha çok kök hücreler, hastalıklı hücrelerle nanotüpçükler oluşturarak yapıyorlar. Ya da hücre-hücre füzyon mekanizmalarıyla da bu işlevlerini gerçekleştirebiliyorlar. Dediğim gibi bunu çok çok yeni öğrendik. Bu hücreler mitokondri transferi öğrendikten sonra da ben ve ekibim de özellikle mitokondriyal DNA ile alakalı genetik hastalıkların organel mühendisliği yöntemiyle tedavisine ilişkin çalışmalara başladık son bir yıldır. Mitokondriyon transferi eminim ki birçok tüp bebekle uğraşan siz kadın doğumcuların da ilgisini çekecektir. Gelecekte sizler de bu şekilde kök hücre kaynaklı mitokondriyonları birçok sizinle alakalı özellikle tüp bebek merkezlerinde kullanacağınızı öngörüyorum. Konuda çalışma yapmak isteyen arkadaşlar olursa bana bir şekilde ulaşırlarsa onlara yardımcı olurum. Ya da ortak projeler üretiriz. Bunlar bizim yaptığımız çalışmalar. Biz bir şey gördük. Laboratuvarda kök hücrelerden mitokondriyonları izole ettik ve sağlıklı ve hastalıklı hücrelerle in vitro koşullarda ortak kültür yani kokültür yaptığımızda mitokondriyonların bu hücrelere transfer edildiğini gördük. Bundan sonraki aşamamız deneysel olarak mitokondriyal DNA hasarlı hayvan modellerinde mitokondriyon tedavisini deneyeceğiz ve sonrası tabii ki klinik noktaya gidecek. Günün sonunda bu kök hücre tabanlı hücresel tedavilerle ilgili mekanizmalarından bahsetmiştim ve en çok benim beğendiğim kaynağın göbek kordonundan kan değil, bunun altını çizmem gerekiyor. Göbek bağı yani Wharton jelinden elde ettiğimiz hücreleri kullanıyoruz. Neden bu hücreleri daha çok kullanıyoruz? Çünkü özellikle nörodejeneratif hastalıklarla alakalı sürdürdüğümüz faz 1-2 çalışmaları ya da klinik denemelerde bu hücrelerin diğer hücre kaynaklarına göre çok daha fazla neural growth faktörler salgıladıklarını, daha dirençli hücreler olduğunu, proliferasyon oranlarının daha güçlü olduğunu gibi özelliklerini keşfettik ve sahiden de baktığımız zaman preklinik ve klinik çalışmalarda etkisinin çok daha fazla olduğunu bildiğimiz ve inandığımız bir şey daha var ki kök hücre tabanlı hücresel tedavilerde otolog kullanımından ziyade allojenik kullanımı birçok hastalık için, her hastalık için değil, tercih ediyoruz. Neden? Çünkü özellikle biraz önce bahsettiğim gibi bizler kök hücrelerle beraber doğuyoruz. Ve bizlerle beraber yaşlanıyorlar ve yaşlanmaya bağlı bütün çevresel faktörlerden bu kök hücreler etkileniyorlar. Sonuç itibariyle de mitokondriyal disfonksiyondan tutun oksidatif strese kadar, telomeraz enzim aktivitesine kadar birçok biyolojik özellikleri yaşlanmaya bağlı olan etkilerden etkileniyorlar. Dolayısıyla bunları biz otolog hücresel tedavilerin sınırlayan etkiler olarak görüyoruz. Ve çok mecbur kalmadıkça ki daha çok işte plastik cerrahi, ortopedik amaçlı kullanımlar için otologları tercih ediyoruz. Genel itibariyle allojenik, glukokort kaynaklı yani göbek bağı kaynaklı kök hücreleri kullanıyoruz. Dediğim gibi bunların hem antiinflamatuar özellikleri hem düşük immünojeniteleri bizi çok mutlu ediyor. Tamamen sıfır diyemem, çok düşük olduğunu söyleyebiliyorum. Tamamen sıfır deme olasılığım yok. Onu da belirtmem lazım. Peki immünojenite geliştirmesi ne demek? Alıcıda şuna neden olabiliyor. Etki etmiyor verdiğiniz zaman kök hücreler. Ona karşı gelişen antikorlar bu hücreleri doğal olarak bloke edebiliyor. Tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi antiinflamatuar özelliklerinin yanı sıra bu hücrelerin hastalıklı doku ya da organlara damar yoluyla verdiğimizde migrasyon yeteneği, bu hücreler içerdikleri ya da salgıladıkları sinyal molekülleri vasıtasıyla hasarlı dokuya migrasyon yapabiliyor.
Bu da zaten bizim işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Baktığımızda birçok çalışma halihazırda devam ediyor. Biraz önce vurguladığım bir şey vardı. Sizler eğer bu hücrelerle bir uygulama yapacak olursanız, mutlak surette GMP laboratuvarında hazırlanmış bir hücreyi kullanmak zorundasınız. Bunun dışında kullandığınız zaman sahiden çok ciddi riskler alıyorsunuz diyebilirim. GMP laboratuvarı ile ilgili çok ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Çok vaktim yok ama biraz önce bahsettiğim işte göbek kordonundan elde edilme yöntemlerimiz bunlar. Eksplant kültür yöntemiyle hücreleri izole ediyoruz laboratuvarımızda ve daha sonra da ikinci olarak da daha çok yağ dokusunu kullanıyoruz. Ki birazdan sizinle paylaşacağım sizinle alakalı sorunlarda majör hücre kaynağınız liposuction'la elde edilmiş yağ dokusu kaynaklı otolog kök hücreler olacak. Evet, GMP şunu gerektiriyor. Birçok basamakta hücrenin kalitesinin kontrolünü gerektiren bir süreçten bahsediyoruz. GMP size patojen free hücreyi garanti ediyor. GMP yarın öbür gün kanser yapmayacak hücreyi garanti ediyor. Viral kontaminasyonları, bakteriyel kontaminasyonu engelliyor ve hücrenizin apoptozunun o apoptotik bir hücre olmamasını, yaşlı bir hücre olmamasını, heterokaryon içermemesini, tümörjenik olmamasını garanti ediyor. Bunlar da nasıl sağlanıyor? Bunlar da birçok testle sağlanıyor. Örneğin viability testi, flow ile bizim altın standardımız olan karakterizasyon testi, apoptoz FDAPI ile flow baktığımız apoptotik midir, değil midir hücreler, beta gal boyamasıyla eğer hücreler senesinsa yani yaşlıysa hiçbir işe yaramaz zaten. Hatta size yarın öbür gün sıkıntı yaratabilir. Mutlak surette gen ekspresyon analizi yapıyoruz. Telomeraz enzim aktivitesi yapıyoruz. Ki telomeraz enzim aktivitesi yüksek bir hücreye bir insana verirseniz kansere sebebiyet verebilirsiniz. Cell cycle analizi yapıyoruz ki heterokaryon oluşumu anlamak için. Ve nihayet mutlak suretle vericinin karyo tiplemesini yapıyoruz. Herhangi bir kromozomal defekti var mı yok mu anlamak için. Flow sitometride DNA kırıklarına bakıyoruz. Endotoksin testi yapıyoruz. Sterite testi yapıyoruz. Ve en son beta gal boyamasıyla son testimizi tamamlayıp ürünümüzü bu hale dönüştürüyoruz. İşte bu emniyetli bir ürün. Bunun dışında herhangi bir laboratuvarda hazırlanan ürün asla emniyetli değildir. Bu noktada hepinizi uyarmakta fayda görüyorum. Şimdi tekrar klinik çalışmalara gelince bu hücrelerle alakalı günümüzde klinikte en yaygın olarak kullanıldığı alan ya da kullanıldığı mekanizma immünsüpresif özellikleri. Yani bağışık baskılayıcı özellikleri. Özellikle bugün kemik iliği nakil merkezlerinde hepinizin bildiği gibi alojenik özellikle nakillerde tabii ki graft versus host hastalığı adını verdiğimiz bir klinik sonuçla karşılaşma olasılıkları hematologların bildiğim kadarıyla %25 oranında. Bu hastalığı tedavi etme opsiyonları genel olarak immünsüpresif ajanlar kullanıyorlar. Ama bazen steroidi dirençli refraktör GVHD gelişebiliyor akut ya da kronik. İşte bu durumda da bizler kemik iliği nakil merkezlerine mezenkimal kök hücre gönderiyoruz. Ki bugün artık mezenkimal kök hücrelerin birçok mekanizmayla immünsüpresyon yaptığı noktasında büyük bir konsensus var ve klinikte sahiden oldukça işe yarıyor. Bizim de içinde olduğumuz bir klinik çalışmada %60 oranında bu GVHD'yi engellediğini gördük. Bunu neden değiniyorum? Bu alloimmüniteyi temsil eden bir durum GVHD. Ama bunun yanı sıra otoimmünitede de acaba mezenkimal kök hücreler etkin midir sorusunun cevabını arıyoruz yıllar içerisinde. Sizinle çok alakalı çünkü bizler özellikle tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan anne adaylarının uterusundan yıllar önce aldığımız biyopsilerde yaptığımız hem flow sitometri hem immünohistokimyasal çalışmalarda
otoimmüniteye benzer andıran sitotoksik T lenfosit natural killer cell aktivasyonunu gözlemledik. Buna karşılık da HLA-G ekspres eden hücrelerin çok çok azaldığını gözlemledik. Yani bu noktada mezenki mikrop hücrelerin alloimmünitenin yanı sıra otoimmünitede de etkili olup olamayacağını test eden birçok klinik çalışma ya da preklinik çalışma gerçekleştirildi. Çok hızlı onlardan, işte örneğin romatoid artritte sahiden işe yaradığını bildiren son derece güzel çalışmalar, sistemik lupus eritematozus'ta yine benzer çalışmaların olduğunu biliyoruz. Burada bizim de deneyimiz var, onu da söyleyebilirim. Sahiden işe yarıyor. Lupus eritematozus'ta, sistemik skleroz'da, birçok otoimmün hastalıkta ve yine özellikle birazdan değineceğimiz sizin Asherman sendromunda o fibrotik yapışıklıklarla alakalı, o zaman yine değineceğim ama kistik fibrozis'te de bu hücrelerin antifibrotik özelliklerini biz klinikte kullandık. Bir vaka var dünyada kistik fibrozis'te yapılan Cleveland'da. Bir de bizim Türkiye'de yaptığımız bir vaka var ki bakanlık onaylı. Bu çocuk şu anda gayet sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Sağ tarafta gördüğünüz toraks BT, sol tarafta da kök hücre sonrası. Gördüğünüz gibi klinik anlamda da daha iyi bir durumda bu çocuk. Şimdi sizin alanınıza geldik nihayet. Sizinle alakalı bu konuşmada erkek infertilitesinden çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü çok fazla vakit yok. Ama daha çok sizinle alakalı en yaygın olarak ki günümüzde en çok konuştuğunuz konu prematüre ovaryen yetmezlik ya da pro-responder vakaları. Bunun sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bunun her iki durumda da gördüğünüz gibi otoimmünite ortak karakter gibi gözüküyor. Hem foliküler disfonksiyonda hem de foliküler depresyonda. Tabii ki kemoterapi bu konuda sebeplerden bir tanesi olarak da gözlenebiliyor ya da biliniyor. Şimdi bir konuya değinmek istiyorum. Bu ovaryum transplantasyonu aslında benim bildiğim yıllar önce ortaya çıkan ve klasik yöntemlerle kemoterapi görecek hastalarınıza uyguladığınız ovaryum dokusunun kriyoprezervasyonu daha sonra da tekrar hastaya naklini esas alan bir teknik. Ama daha sonraki yıllarda 2015 yılında Kawamura farklı bir teknik geliştirdi. Sizler de biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ovaryum dokularını in vitro aktive ettikten sonra hastaya tekrar nakletmeyi öngördü ve bu alanda gerçekleştirdiği çalışmalarda in vitro olarak aktive ettiği ovaryan dokuların çok daha başarılı sonuçlar verdiğini yayınladı. Bu çalışmalar sonucunda tahmin ediyorum dünyada farklı merkezlerde benzer uygulamalar yapılıyordur. Ve nitekim bu in vitro aktivasyon piten inhibitörü ve fosfolipidin trikinase aktivatör tabanlı 48 saat süren in vitro kültürü amaçlıyor. Ve bunun sonucunda da tüp bebek uygulamalarının daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Bu slaytta da ovaryan doku örneklerinin kriyoprezervasyondan bahsediyor. Şimdi bunu niye anlattım? Bunu anlatmamın sebebi şu. Aslında şu anda bizi izleyen değerli arkadaşlarımın belki kafasında farklı bir bakış açısı yakalamak anlamında anlattım. Ben yıllar önce şöyle bir çalışma yapmıştım. Biliyorsunuz tip 1 diyabetin tedavisi yok ve bu tip 1 diyabette adacık transplantasyonu deneniyor 2000 yılların başından beri ama aslında çok da başarılı olmadı. İlk yıl bu portal vene nakledilen adacıklar çalıştı. Sonraki yıllarda zaman içerisinde bu adacıklar öldü. Buna çare aranıyordu. Ben de 2010'lu yıllarda şöyle bir hipotez geliştirmiştim kendimce. Acaba pankreatik adacıkları, burada sıçanlardan bunların elde edilişini görüyorsunuz. Tabii çok uzun ve meşakkatli bir teknik. Şunlar pankreatik adacıklar. Ben bu adacıkları hasar verip kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerle ortak kültür yaparsam acaba bu hasarı yavaşlatabilir miyim ya da engelleyebilir miyim sorusunu sormuştum kendime. Nitekim bunu bir TÜBİTAK projesi haline getirip ve çalışmaya başladım. Bakın bunlar ortak kültür kapları. Aşağıda
kök hücreleri, yukarıda da bir insert'ün üzerine adacıkları koydum. Ve adacıkları hasarladıktan sonra kök hücrelerle kok kültürü edinen adacıkların protect olduğunu, yani korunduğunu gördüm. Diğerlerinin bakın STS'le öldüğünü görmüştüm. Mineste kimyasal olarak yaptığım bulamalarda ve yaptığımız flow sitometri incelemelerinde bu adacıkların daha viable olduğunu, daha canlı olduğunu ve bu adacıkların daha fonksiyonel olduğunu ve burada da TGF beta 1 ve interleukin 6'nın mezenkimal kök hücreler tarafından salgılanan bu iki stokinin etkin olduğunu görmüş ve yayınlamıştık. Sonra ne oldu? Sonra bizim bu yayınımızdan sonra bayağı bir yayın yapıldı ve bugün artık günümüzde klinikte mezenkimal kök hücrelerle adacık kok kültürü ve nakli konuşulmaya ve uygulanmaya başlandı. Bunu söylememin sebebi şu, içinizde konuya ilgi duyanlar varsa bir takım kimyasal indikatörler yerine bir hayvan çalışmasında kök hücrelerle ovaryan doku parçacıklarının ortak kültürüne dayanan bir tekniğin denenebileceğini görüyorum. Burada da sizleri böyle bir projeye açık çağrı yapmak istiyorum. İçinizde buna niyetlenen varsa bir hayvan çalışmasıyla aslında kök hücre kaynaklı birçok growth faktörün ya da sinyal molekülünün ovaryan doku parçacıklarının çok daha etkin ve viable olabileceğine kişisel olarak inanıyorum. Sizin aslında biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gündeminizde en çok olan konu pro-responder'lar ya da prematüre ovaryen yetmezliği olan hastalarınız, erken menopoza giren hastalarınızda kök hücre uygulamasının durumu nedir? Onu merak ediyorum sunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda şöyle ben aslında literatüre bir baktım işin açıkçası. Bizim de tabii ki Kocaeli Üniversitesi'ndeydi sevgili hocamızın bir TÜBİTAK projesi vardı. Ondan da birkaç şey sunacağım size. Hayvan çalışmaları bir hayli fazla 2013 yılında başladı ve daha çok Çin'den gelmiş bu çalışmalar baktığım zaman ve hepsinde aslında bir kemoterapetik aşamanın siklofosfamidle deneysel ovaryen yetmezlik oluşturulan farelerde farklı kaynaklardan elde edilen mezenkimal kök hücrelerin intraovaryen ve IV kuyruk beninden uygulanması sonucunda ovaryumun histolojik, mikroskobik, genetik ve bir takım ELISA yöntemleriyle incelenmesi esasına dayanan birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmaların hemen hemen tamamında bakınız burada hem intravenöz hem de intraovaryan verilme sonuçları ve gördüğünüz gibi oosit sayılarında artış, folikül sayılarında artış, birçok parametreye bakıldığında apoptoz oranlarının azaldığını gösteren sonuçlar bunlar. Hepsinde de bu hayvan çalışmalarında umut verici sonuçlar elde edilmiş. Hepsini tek tek anlatmayacağım. Burada yine bir fare modelinde bu sefer umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücreler kullanılmış ve yine başarıdan bahsediyor. Ayrıntılara girmeyeceğim. Bakın bu burada bir takım hormonların, folikül sayılarının hep daha yüksek oranlarda olduğunu söyleyen datalar. Burada deri kaynaklı mezenkimal kök hücreler kullanılmış ve offsetting sayısının arttığını söylüyor bu çalışma. Yine Çin'den gelen bir çalışma. Yine fare ovaryen yetmezliğinde menstrual blood kaynaklı mezenkimal kök hücre kullanılmış. Bu çalışmada kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre. Endometriyel mezenkimal kök hücre yine ovaryum fonksiyonunu iyileştirdiğini söylüyor bu çalışmada. Yine umbilikal kord yıllar içerisinde 2015'e geldiğimizde ve bu çalışmaların en sonunda da sevgili Birol hocamızın TÜBİTAK projesi. Bunda da vasküler endotel growth faktör pozitif mezenkimal kök hücrelere PRP kullanıldı ve imbriyetrat ovaryan fonksiyonlarını siklofosfamid indüs prematüre ovaryan yetmezliğinde etkileri incelendi ve sahiden özellikle mezenkimal kök hücre ve PRP kombinasyonun çok daha etkili sonuçlara vardığını tespit eden bir çalışmaydı. Şimdi kliniğe geldiğimiz zaman ilk klinik çalışma belki birçoğunuz biliyordur. İspanya'dan Sonia Herrarez'in çalışması var.
Burada yalnız şunu vurgulamam gerekiyor. Bu çalışmada kullanılan hücreler gerçek anlamda kök hücreler değil. Diyeceksiniz ki ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Bu gördüğümüz birazdan bahsedeceğim bütün çalışmalarda kemik iliğinden elde edilen mononükleer hücreler kullanılmış. Yani kemik iliği aspirasyonu ve arkasından bir fikol gradient yöntem ve santrifügasyon yöntemi sonucunda elde edilen mononükleer hücreler kullanılmış. Hiçbiri GMP laboratuvarında kültüre edilerek elde edilmiş, karakterizasyonu yapılmış mezenkimal kök hücreler değil. Diyeceksiniz ki ama işte birazdan bahsedeceğim hemen hemen hepsinde güzel sonuçlar var. Evet var olabilir. Buna hiçbir itirazım yok ama gerçek anlamda kök hücre çalışmasıyla ben bir rapora rastlayamadım. İçinizde bilen varsa bana da bildirirse gerçekten mutlu olurum. Ümit ederim ki konuşmamızın sonucunda Türkiye'de gerçek anlamda bir faz 1-2 çalışması yapılarak gerçek kök hücreleri kullanıldığı bir çalışma olabilir. İspanyol grubu 15 hastanın iki tanesinde embriyo transferi, üçünde de doğal yollarla hamilelik elde ettiğini rapor ediyorlar. Bu ilk çalışma ve zaten bu ilk çalışmadan sonra belki de daha çok projeksiyonlar buna çevrildi. Benim bulabildiğim bir başka klinik çalışma yine otolog stem cell'den bahsediyor ama bir Mısır çalışması 2015'te yayınlanmış. Yine benzer şekilde mezenkimal kök hücre değil bu. Mononükleer hücre her ne ekmezse bu hücrelere mezenkimal kök hücre demişler. Çünkü ben o yayında bir mezenkimal kök hücre karakterizasyon datası görmedim. Burada bir tane canlı doğum var. Yani onda bir başarı, doğum bir başarı var. Bir başka çalışma yine kemik iliği mezenkimal kök hücresi derleme bu. İki çalışmadan bahsediyor. İkisinde de kullanılan yine gerçek anlamda mezenkimal kök hücre değil. Birisinde her iki çalışmada 30 hastada bir, diğerinde 10 hastada bir canlı doğum var. Ve bu çalışmada belirtilen mekanizmalar biraz önce size bahsettiğim mezenkimal kök hücrelerin salgıladığı birçok growth faktör ve antiinflamatuar stokinden kaynaklanan yöntemler. Şimdi burada bir es verip bir konudan bahsetmek istiyorum sizlere. 2019'da bir derleme makalesine rastladım. Eminim birçoğunuz biliyorsunuz. Bu tiroid ovaryen yetmezlikle alakalı bir hipotetik bir review derlemesi. Diyor ki burada aslında inflamatuar yaşlanmadan bahsediyor. Yani kronik enflamasyon ovaryumdaki folikül yaşlanmasından ya da foliküllerin uykuya geçmesiyle doğrudan bir ilişkisi olabileceğinden bahsediyor. Ben bu hipoteze %100 katılıyorum. Çünkü bizim aslında bugüne kadar yaptığımız birçok klinik ve preklinik çalışmada mezenkimal kök hücre kaynaklı yararların büyük bir kısmının aslında antiinflamatuar etkisinden kaynaklandığını tespit ettik. Yani akut ya da kronik hiç fark etmez. Enflamatuar bir sürece gidip mezenkimal kök hücreler su döküyorlar. Bazen bir bardak su döküyorlar, bazen bir kova su döküyorlar, bazen de bir yangın arabası dolusu su dökebiliyorlar. Bu her kliniğe göre değişiyor. Ve en büyük etkilerinin buradan kaynaklandığını gözlemledik. Enflamasyon, özellikle kronik enflamasyon çok çok önemli. Bunun sebeplerini mutlaka sizler daha iyi biliyorsunuz veya araştırıyorsunuz. Ama ben olsam bak surette probiyotaya bakarım. Disbiyozis var mı? Ya da kronik enflamasyon yönden. Çünkü bunun etkilerinin güçlü olacağını söylüyor bu makale ve proinflamatuar stokin lehine bir dönüşümün aslında prematüre ovaryen iletmezlikten sorumlu olacağını düşünüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi antiinflamatuar etkisi mezenkimal kök hücrelerin çok çok fazla. Bunu niye koydum? Şimdi belki teşbihte hata olmaz dedim. Umarım bilmezsiniz. Şimdi aslında saç foliküllerini de ben aslında ovaryen foliküllere benzettim kendimce ve bizler son yıllarda kişinin kendi saç folikülü kaynaklı hücrelerini bu tip folikülleri uykuya geçmiş insanlarda kullanıyoruz ve seçilmiş hastalarda sahiden başarı sağlıyoruz. Burada örnekte gördüğünüz gibi. Sonuç itibariyle prematüre ovaryen yetmezlik ya da poor responderlarda gelecekte ya da Türkiye'de otolog adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücre
ya da alojenik ubikal kork kaynaklı mezenkimal kök hücre artı PRP kombinasyonu bir bakanlık onaylı bir faz 1-2 çalışmasıyla introvaryan ve eş zamanlı kök hücrenin özellikle ubikal kork kaynaklı kök hücrenin IV uygulamasının klinik anlamda işe yarayabileceğini öngörüyorum. Konuda çalışmaların yapılmasında fayda olduğunu görüyorum. Diğer bir konu biraz önce bahsettiğim gibi aseliler terapi yani hücresiz tedavi yani eksozom tabanlı tedaviden bahsetmiştim. Eksozomların her geçen gün daha ön plana çıkacağından bahsetmiştim. Peki baktığımız zaman sizin alanınız olan özellikle eksozomların in vitro ve in vivo bazı çalışmalarda ovaryan hücreler üzerinde apoptozu engelleyici özelliklerini belirten yayınlar çıkmaya başladığını gördüm. Örneğin burada yine egzozomların adipozda kaynaklı egzozomların ovaryen yetmezlikte SMAD üzerinden etkilerini bildiren bir çalışmadan bahsediyor. Bakınız bu deneysel olarak ovaryen yetmezlik oluşturmuş farenin ovaryumu. Bunlar da egzozom enjekte edilmiş farelerin ovaryumları ve foliküllerin korunduğunu gösteren veriler. Ben bu çalışmalara gerçek anlamda inandığımı söyleyebilirim. Çünkü biz de egzozomlarla alakalı birçok in vitro ve vivo çalışma yaptık ve benzer sonuçları sizin alanda değil ama başka hastalık modellerinde gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Yani egzozom dediğimiz yapılar kök hücrenin yaptığı etkiye benzer ya da çok yakın etkiler yapabildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekleştirdiğimiz ve yayınladığımız birçok çalışmada yine burada benzer şekilde şu ovaryen yetmezlik ve PBS verilmiş ovaryum nerede egzozom ve kök hücre verilmiş ovaryumların makroskobik görüntüleri. Bunu geçeyim. Evet yine ubikal kork kaynaklı mikrovezikül yani egzozomların prematüre ovaryen yetmezlik fare modelinde etki ettiğini gösteren bir başka in vivo çalışmanın mikroskobik görüntüleri. Bunlar neovaskülarizasyonla alakalı yani vaskülarizasyonu arttırdığına ilişkin datalar ki çok normal. Biz diyabetik ayaklarda yaptığımızda bunu çok net olarak görebiliyoruz. Sonuç itibariyle şunu ben önerebilirim sizlere. Konuda preklinik çalışma yapmak isteyenler varsa içinizde kök hücre artı egzozom artı PRP kombinasyonu ovaryen yetmezlikte kesin olarak bu üçlü kombinasyonun ben işe yarayabileceğini öngörüyorum. Sizlerin klinikte özellikle hükümet merkezinde zorlayan konulardan birisinin de endometriyumla ilgili problemler olduğunu biliyorum ve burada özellikle endometriyal fonksiyonun ve reseptivitesinin önemli olduğunu, burada da endometriyum kalınlığının ve endometriyal kan akımının ya da subendometriyal kan akımının yanı sıra biraz önce bahsettiğim üzere endometriyal immünolojinin yani oradaki immünolojik yapının da aslında konseptin reject olmasında çok önemli rol oynadığını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Buradan çıkarsama yaptığımızda Aşermen sendromu ki şu anda en çok konuşulan konulardan birisi sizin camianızda. Aşermen'de intrauterin adezyonlarla alakalı stromal vasküler fraksiyon ve PRP sizler tarafından sizler değil de bazı kadın doğum hekimleri tarafından klinikte kullanıldığını biliyorum. Aslında stemseller yani kök hücreler Aşermen sendromunda sahiden hipotetik olarak etki edebilir mi? Evet, biraz önce saydığım antifibrotik etkileri başta olmak üzere antiinflamatuar, antiapoptotik etkileri sayesinde bu teorik olarak başarılabilir. Ve pratikte de aslında bunun etkili olabileceğini öngörüyoruz. Yine PRP kullanan çok fazla kişi var ve PRP'nin aşermanda işe yaradığını söyleyenler var. Doğrusunu isterseniz kişisel olarak PRP'nin bu kadar majör etkiler edeceğine çok ihtimal vermiyorum. Çünkü PRP'nin etkisi birkaç saatte birkaç gün arasında değişir. Bir sitokin bombardımanı yapar ve etkisini yitirir. Çok akuttur PRP'nin etkisi. Genel yayınların tamamına yakını İnsan kökenli yayınlar olduğunu da kullanmam lazım. Gerçek anlamda plasebo kontrollü randomize çift görlü çalışmaya ben rastlamadım.
bireysel birkaç bakanın sonuçlarının iyi olması gerek intraovaryen enjeksiyonlarda gerekse uterusta ben o kadar çok etkili olacağını PRP'nin doğrusu düşünmüyorum. Ancak PRP artı kök hücre artı egzozom kombinasyonunun etkili olabileceğini görebiliyorum. Burada da işte yine tahmin ediyorum İndia'dan, Hindistan'dan gelen bir başka PRP çalışması. Dediğim gibi vaskülarizasyon noktasında çok az faydası olabilir ama PRP'nin endometriyumu kalınlaştıracağı noktasına çok fazla ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla konuda ben çok inandırıcı gelmiyor bana. Ama dediğim gibi egzozom artı PRP artı kök hücre çalışmalarının ki burada benzer bir çalışma yapılmış kök hücreyle egzozom kombinasyonu hakikaten terasyon kalınlığını arttırdı. Bir hayvan çalışması, tavşan çalışması, fibrozisi azalttığı, vaskülarizasyonu arttırdığına ilişkin veriler var. Bu olabilir. Dediğim gibi tek başına değil ama otolog adipoz doku kaynaklı mezenkimal kök hücre ya da alojenik umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücre de eş zamanlı IV, PRP ve egzozom kombinasyonunun oradaki immüniteyi baskılayıp, neovaskülarizasyonu indikleyip, endometriyumdaki baskıyı ortadan kaldırdıktan sonra da zaten endometriyum epitelindeki kök hücrelerin de aktivasyonuyla orada transdiferansiyasyon asla söz konusu değil. Çünkü bunun altını çizmem lazım. Hiçbir kök hücre gidip oosit yapmaz sıfırdan. Hiçbir kök hücre, embriyonik ve iPS'ler hariç, yetişkin kök hücreden bahsediyorum, gidip sperm yapmaz. Şu an için bunların mümkün olacağına inanmıyorum ve düşünmüyorum. Yapabilecekleri şeyler orada çevresel mikroçevreyi değiştirip oradaki enflamasyonu, oradaki apoptozu tetikleyen mekanizmaları durdurup yani orada bir yangın varsa yangını söndürüp zaten hepinizin çok iyi bildiği gibi bizim bütün organlarımızın rejenerasyon kabiliyeti son derece etkin ve işe yarar. Günün sonunda ancak bu mekanizmalarla etki edebileceğini düşünüyor ve inanıyorum. Sonuç itibariyle bütün bu preklinik ve klinik çalışmaları burada gördüğünüz gibi yaklaşık 7 kişilik laboratuvar ekibi birçok farklı kliniklerden klinisyen arkadaşlarımız da yönetiyor. Burada da bizim İstinye Üniversitesi'nde Hücre ve Doku Organ Mühendisliği Araştırma Kurulu Merkezi'ndeki ekibimizle bu süreçleri yönetiyoruz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplamaktan mutluluk duyarım. Yazarak mı cevap vereceğim, konuşarak mı? Sedat Bey'in sorusuna %100 katılıyorum. Mekanik diseksiyon kök hücre aktivasyonuna etkili olabilir. Diferansiyasyonuna değil, aktivasyonuna bence etkili olabilir. Biraz önce saydığım mekanizmaların hepsi üzerinden ovaryumdaki primordial folikül sayısını arttırmada ya da viabilitesini sağlamada etkili olabilir. Ki diseksiyon sadece orada değil. Bugün mesela bizim kas içi yapılan uygulamalarda özellikle ortopedik amaçlı uygulamalarda kemiğe kadar giriliyor. Dolayısıyla mekanik indüksiyon her türlü doku ya da organda kök hücre aktivasyonu arttırır. Ali Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Dediğim gibi aslına bakarsanız sizin alanla ilgili inanılmaz açık uçlar var. Bu açık uçları cevaplarını illaki bir Amerikalı'nın ya da bir Japon'un ya da Çinli'nin bulması gerekmiyor. Ben Türk bilim insanlarını da özellikle kadın doğum camiasını az çok tanırım. Beraber bulabiliriz.
PRP'de egzozom transferi de oluyor mu? Güzel soru. Doğrusunu isterseniz trombositlerde hiç duymadım. Ki trombositler aslında patlatılmış trombositlerden bahsediyoruz. Egzozom noktasında çok net bir bilgiye sahip değilim. Doğrusunu isterseniz ama muhtemelen değildir. Çünkü egzozomlar da ortalama 100 nanometre çapında yapılar. Çok fazla olduğunu düşünmüyorum ama PRP zaten dediğimiz patlattığımız trombositler ve aktive ederek verdiğimiz biyolojik materyal. Ahmet Zeki Işık Hocam, over yaşlanmasını düzeltmesi öyle çok kolay değil PRP ile. Tek doz zaten mümkün değil. Tekrarlayan ardışık uygulamalarla dediğim gibi mevcut stokin bombardımanı randomize bir şekilde etki ederek var olan ovaryumdaki ya da tiroid kırıcıları aktive edebilirse olabilir. Teorik olarak mümkündür ama pratikte çok düşük ihtimal. Dediğim gibi çok yüksek defalarca verilmesi gerekiyor. Dediğim gibi sadece PRP ile işte zaten hep duyduğum şey onda bir, yani 10 hastada bir. Tabii o da nasıl hasta seçiliyor ya da kriterleri nelerdir onu da bilmiyorum. Tek başına PRP'ye ben her zaman şüpheci yaklaşmışımdır. Akut bir takım etkiler ettiğini görüyoruz. Biz bugün dermakozmetikten tutun da birçok alanda artık tek başına PRP kullanmıyoruz. Onu söyleyeyim. Teşekkür eden arkadaşlara ben de teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için gecenin bu saatinde. Okuyorum ben soruları. Hepsini okuyorum. Beni duyuyorlar değil mi onlar? Ha, sesli olarak da çok. Ha, onu kimse görmüyor mu? PRP'nin over yaşlanmasını düzeltmesi ve gen hücrelerini harekete geçirmesi hakkındaki anladım. Yani biraz önce o sorunun cevabını verdim. Teşekkür ederim katılımınız için. Teşekkürler Işık Hanım, Ahmet Zeki Hocam, Emre Bey, hepinize Sedat Bey. Elimden geldiğince teknik detaydan kaçınarak aktarmaya çalıştım. Endometriyal agenezisi. Bu ileride doku mühendisliği olacak Tayfun Bey. Kök hücrelerle mümkün değil. Laboratuvarda 3 boyutlu doku parçacıkları üretimine başladık. Mutlak surette endometriyumda yapılacak. Çünkü simple bu doku bana göre çok endometriyum karışık bir doku değil. 3 boyutlu yazıcılar kullanılıyor. Biz laboratuvarımızda 3 boyutlu yazıcılar kullanarak küçük minyatür doku parçacıkları üretmeye başladık. Gelecekte endometriyumda yapılacak. Nitekim yapay endometriyum, yapay rahim noktasında bayağı bir çalışma var. Tayfun Alper, 10 tane blast ile bekliyoruz o ne halde? Ben onu anlamadım. Bu soruyu Tayfun Bey. Amniyotik likit allograftlar hakkında düşünceleriniz. Aslında biraz önce bahsettiğim aynı şey. Growth faktörler içeriyor. Biyolojik growth faktörler içeriyor. Biyolojik stokinler içeriyor. Dolayısıyla FDA'den onay almıştır. İşe yarar. 10 tane blast ile bekliyoruz o halde. Ben o soruyu anlamadım. Ha, şimdi anladım. Tamam. Valla evet. Ne yazık ki. Ya da taşıyıcı anne bulacaksınız. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani. Tabii o da yasak Türkiye'de. Yani uterus konusu biraz daha zaman var. Yani birkaç yılda çözümlenecek bir problem gibi gözükmüyor.
Ben teşekkür ederim Tayfun. Sanırım bitti. Kapandı herhalde değil mi? Bir şey kaldı. Evet. Nerede? Değerli arkadaşlar, katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorular da bitti. Herkese iyi geceler diliyorum.